Son dönemlerde büyük firmaların logolarını kullanan dolandırıcılar araç kiralamak isteyenleri mağdur etti. Rent A Car sahibi Necla Tanver araç dolandırıcılığı ile ilgili bilgiler verdi. Merhaba, Necla Tanver ben. Kayseri doğumluyum. Uzun zamandır otomotiv sektöründeyim ve Rent A Car sektöründe de firmasında da sene 90'dan beri bu işi yapıyoruz Kayseri'de. Türkiye'nin ilk bayisiyiz bu alanda. Havalimanında ve şehir ofisinde olmak üzere iki farklı ofiste yönetiyorum. Peki Necla Hanım, son zamanlarda artan Rent A Car dolandırıcılığı ve bununla ilgili henüz bir yaptırım yok. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Evet, son birkaç aydır çok üst derecede bir dolandırıcılık olaylarını biz de tanık oluyoruz. Bizim gibi büyük firmaların ünvanını kopyalayarak sosyal ağdan, web sayfalarından büyük bir çete oluşmuş durumda. İnsanlara cazip edecek fiyatlar ve kampanyalar sunaraktan, tetikleyici fiyatlar verekten anında havale bekliyorlar ve araçları da havalimanında teslim edeceklerini garanti ediyorlar. Karşılaştığım birçok insan maddi manevi olarak çok darbe almış durumda ve az paralarda ödememiş durumdalar. Buradan herkese uyarıyorum. İnternet gibi ucu açık, güvenliği olmayan bir portalda lütfen ayaklarınızı sağlam basın. Ne kadar şirket ünvanını paylaşsalar bile orada açıklık var. İBAN numarasını şahsi isme veriyorlar. Lütfen orada bir dikkatli olalım. Aldanmayınız. Az paralar ödenmiyor ve öncelikle araştırarak adım atmanızı tavsiye ediyorum. Atmalarını tavsiye ediyorum. Büyük bir çete, durdurulamayacak kadar operatör hatları kurmuşlar. Kendi kurumumuzda baş etmek üzere kolları sıvasa dahi her an mantar gibi operatör hatları var. Dikkatli olsunlar diye istiyorum ben. Peki vatandaşlara ne gibi bir önerileriniz var? Buna nelere dikkat etmeleri lazım bu dolandırıcılığı önlemek için? Evet, az önce de söylediğim gibi ne kadar şirket ünvanını kurumsal firmalar olarak gösterseler dahi gördüğüm WhatsApp mesajlarında kişisel IBAN numaraları isim olarak verilmiş. O büyük bir açık zaten. Aldanmayın, ünvanlara bakın diyorum ben.